Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında maalesef çok ciddi anlamda konut sorunu yaşanıyor. Avrupa'nın neredeyse koronavirüsten sonra ikinci gündem maddesi de konut ve ekonomi olmuş durumda. Özellikle koronavirüsten sonra ev kiraları ve evlerin fiyatları uçmuş vaziyette. %20, %25 oranında şu anda sadece Almanya'da konutların geçen yıla göre kira fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra evlerin fiyatı da en az %20 oranında artmış vaziyette. Özellikle de kalabalık şehirlerde, büyük sanayi kentlerinde durumun daha da vahim olduğunu görüyoruz. %40'lara kadar çıkan kira artışları ve ev fiyatlarının artışı söz konusu. Almanya'da Konut Bakanlığı diye yeni bir bakanlık kuruldu. Bu bakanlık yılda değerli izleyicilerimiz 400 bin konutun inşa edilmesi için çalışacak diye Almanya'nın yeni başbakanı Scholz bir açıklama yaparak bunu gündeme taşıdı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Konut sorununu yaklaşık 3,5-4 yıldır biz de bu ekrandan sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle göçmenlerin büyük bir kısmının kiracı olduğunu biliyoruz. Onların daha eskileri bir şekilde bankadan kredi alarak kira ödeyeceğime hiç olmazsa ben evimin kredisini öderim diyerek ev sahibi olduğunu biliyoruz. Ancak şu an gelinen nokta koronavirüsün devam ettiği şu noktada artık evleri krediyle alabilmek gerçekten çok zor. Çünkü evlerin fiyatları uçmuş vaziyette. Yani 700-800 bin euroluk bir ev şu anda 1 milyon, 1 milyon 200 binden aşağıya değil arkadaşlar. Ev kiralarına bakıyoruz. 700-800 euro olan ev kiraları, geçen yıl bu rakamları taşıyan evler şu anda 1100-1200 euro. O da arkadaşlar ev yok. Ev yok. Şimdi biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Şimdi Merkel geldi geçti. Merkel'in döneminde de defalarca anlattık. Merkel'in konut krizini çözmek için hiçbir adım atmadığını ben defalarca anlattım. Bakın bu anlattıklarımın hepsi inanın bana Almanya'da yaşayan tüm insanlarımız için bir nebze olsun bir duyarlılık olsun diye bir nebze olsun birilerinin kulağına gider de hiç olmazsa bir şekilde adım atar diye. Almanya'nın yeni hükümetinin Konut Bakanlığı'nı kurması gerçekten beni çok sevindirdi. Şimdi arkadaşlar biz bir şeyleri anlatıyoruz ama yorumların bir kısmında görüyorum ki yani beni aforoz ediyorlar. Arkadaş Almanya'da ev kiraları artmadı mı? Almanya'da bu evlerin fiyatları artmadı mı? Ve gerekçe nedir arkadaş? Niye arttı? Sebep yok. 16 yıl boyunca iktidarda kalan Merkel yılda bakın arkadaşlar yılda 100 bin konut yapsaydı bugün ev fiyatları ve kiraların fiyatları bu kadar yüksek olmayacaktı. 16 yılda 1 milyon 600 bin konut yapar arkadaşlar. Bırakın hani şimdi yeni başbakan diyor 400 bin konut yapacağız diyor her yıl diyor. Çok çok önemli bir rakam. Yapılabilir bir rakam. Ben bu yeni hükümetin bunu yapacağına inanıyorum. Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Merkel'le ilgili bir şey anlattığımda birileri parlıyordu. Arkadaşlar Merkel'in evet Almanya'ya çok büyük katkıları olmuştur ama Merkel'in yapmadığı, yapmak istemediği, halının altına süpürdüğü sorunları da görmezlikten gelmemizi bekleme. Ne Merkelciyiz, ne Scholz'cuyuz, ne işte SPD'ciyiz, ne bilmem neyiz kardeşim biz. Biz sadece Almanya'da yaşayan ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Yani biz ne sağcıyız, ne solcuyuz, ne futbolcuyuz kardeşim. Şimdi konut sorunu ortadayken Almanya'da bir de üstüne bu koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçtu. Almanya'nın enflasyonu 20 yıl sonra ilk kez bu rakamlara geldi. %5,9'lara kadar yükseldi. Biz de diyoruz ki vatandaşın almış olduğu maaştan kesilen vergileri yükseltmek yerine azaltın arkadaş. Sosyal yardımların mutlak surette yükselmesi gerekiyor. Hartz IV denilen sosyal yardım arkadaşlar 3 euro yükseltildi. 3 euro. Komik yeni hükümet emeklilere %5,2 oranında daha önce açıklanan emekli zammını %4,4'e düşürdü. Bunu eleştirmeyelim mi?
Markette, çarşıda, pazarda gıda fiyatları özellikle uçmuş vaziyette. Vatandaşın almış olduğu para belli, sosyal yardım belli. Vatandaş kıt kanaat geçiniyor ya da geçinemiyor. Ondan sonra da birileri bizi eleştiriyor. İyi, o zaman hiçbir şey konuşmayalım. Almanya'nın her şeyi çok güzel, Fransa'nın çok güzel, Hollanda'nın 10 numara, İsviçre ondan da güzel, İngiltere ayrıca güzel, 5 yıldızlı. Bunu mu söyleyelim arkadaşlar? Yani bakın arkadaşlar, şu anda dünyanın en zengin ülkelerini anlatıyorum ben. Amerika'yı, Almanya'yı anlatıyorum. Fransa'yı anlatıyorum, Belçika'yı anlatıyorum, Hollanda'yı anlatıyorum, İsviçre'yi anlatıyorum. Evet, dünyanın en zenginleri bunlar. Burada bile şu an gelinen noktada vatandaş almış olduğu parayla geçinemiyorsa ya da evinin kirasını, elektrik faturasını, doğalgazını vesairesini ödemekte zorlanıyorsa ortada bir sorun var demektir. Bakın, sadece doğalgaz Avrupa'da geçen yıla göre ortalama %32 arttı. Daha fazla fatura ödüyoruz. Elektrik arttı. Yani aylık rutin harcadığımız paralar arttı. Peki aldığımız para nasıl? Aynı. Sosyal yardımlar nasıl? Aynı. Emeklinin maaşı nasıl? Aynı, 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 aynı. Ya 3 euro sosyal yardıma ya zam yapmak ne demek biliyor musun? Vatandaşa sadaka vermektir. Hayırlı uğurlu olsun. Yani vatandaşa devlet sadakası. Şimdi bakın kıymetli izleyicilerimiz, yeni vergiler gelecek Avrupa'nın bütün ülkelerinde. Koronavirüs döneminde kaybedilen vergi kaybını yine bu vatandaşın sırtına yükleyecekler. Almanya'da ilk sinyaller geldi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kazandığınız maaşınızdan gelir vergisini daha fazla alacaklar. Biz maaşlar artsın diyoruz ama hükümet bu geride kalan zamanda koronavirüs nedeniyle yitirmiş olduğu vergi kayıplarını yine vatandaşın sırtına yüklüyor. Yani değerli izleyicilerimiz, hiçbir şey göründüğü gibi falan değil. Yıllardır anlatıyoruz, diyoruz bak insanlar sokaklara çıkıyor. Almanya'nın pek çok yerinde kiracılar sokaklara çıktılar. Bu kadar kira artışı olmaz dediler. Şimdi Almanya'da yine yeni bir haber. Almanya'nın yeni başbakanı kira artışlarını sınırlayacaklarını söyledi. Güzel bir haber. Yani kafana göre ben %30, %40 zam yaptım falan diyemeyeceksin. E vatandaşın aldığı para belli zaten. Bir de ne oluyor da bu fiyatlar artıyor? Diyorlar ki moda başladı. Korona dönemi kardeşim. Koronada her şeyin fiyatı arttı. Ben de kirayı arttırıyorum. Git diyor bak markette, çarşıda, pazarda, orada burada arttı diyor. Ben de arttırıyorum diyor. Moda oldu arkadaşlar. Yani toprakta yetişen maydanoza bile korona zammı yaptılar. Evet arkadaşlar, şaka değil bu. Baktığımız zaman Merkel konut sorununu çözmek istemedi arkadaşlar. İnanın bana, çözmek istemedi. Başka öncelikleri vardı. Zaten siyaset, bakın arkadaşlar, parayı yönetme sanatıdır. Devletin parasını yönetmek üzere biz bu siyasetçilere oy veriyoruz. Diyoruz ki sen beni yönet. Şimdi siyasetçi de bu parayı kime vereceğine karar veriyor. Önceliği emekliye mi verecek, işçiye mi verecek, yoksa evi olmayana, kiracıya mı verecek, yoksa iş adamlarına mı verecek, ya da toplumun diğer kesimlerine mi verecek, savunma sanayine mi harcayacak, işte yol mu yapacak, baraj mı yapacak? Buna karar veriyor siyasetçiler. Ve ne kadar kullanacağına da yine bu siyasetçiler karar veriyor. Merkel'in önceliği kiracılar olmadı. Konut sorununu çözmek hiç olmadı. Net ortada arkadaşlar. Şimdi söylüyor Almanya'nın yeni başbakanı. Ayın 8'inde daha göreve başladı. İlk söylediği şeylerden bir tanesi, konut sorunu ülkenin önemli sorunlarından bir tanesi. Konut Bakanlığı kurduk diyor. Yılda 400 bin konut yapacağız diyor. Merkel bilmiyor muydu bu durumu? Arkadaşlar, sizler de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da videonun altındaki yorum bölümüne veya bizim kanalımızın sosyal medya hesapları üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, siz ne düşünüyorsanız lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın.